Esenlikler sevgili arkadaşlar. İçimizdeki maymun kitabının dördüncü videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde iktidar kanımızdaki Machiavelli yani bizim iktidara susamışlığımızın temel faktörlerinin en yakın akrabalarımızda nasıl bulunduğunu görme fırsatı yakalayacağız. 2 iktidar kanımızdaki Machiavelli. Önce Thomas Hobson ve Richard Lee'nin sözleriyle başlıyoruz. Bütün insanlarda bulunan bir temayül var. Sadece ölümle son bulan daimi ve bitmek bilmez bir iktidar arzusu. Tamı sabus. Eşitlikçilik sadece bir liderin yokluğu değildir. Bütün insanların esasen eşit olduğuna dair pozitif bir ısrar ve başkalarının otoritesine boyun eğmeyi reddetmektir. Richard Lee Memleketim Hollanda'nın nadir tepelerinden birine bisikletimle tırmanırken beni Arnhem hayvanat bahçesinde bekleyen ür ürkütücü manzaraya kendimi hazırlamaya çalışıyordum. Sabahın erken saatlerinde en sevdiğim erkek şempanze olan Louis'in kendi türünün üyeleri tarafından yaralandığını haber veren bir telefon almıştım. Maymunlar güçlü köpek dişleriyle büyük zarar verebilirler. Çoğunlukla bizim blöf gösteri dediğimiz şeylerle birbirlerini sindirmeye çalışırlar. Ama bazen blöf eylemle desteklenir. Bir gün önce hayvanat bahçesinden çıkarken Louis için endişeliydim. Ama bu gelişmeye hiç de hazırlıklı değildim. Arkadaşlar blöf çoğunlukla biz de yapıyoruz. Ee, mesela bir kavgaya tutuşacağımız zaman kendimizi kabartmamız, karşı tarafa gözdağı vermemiz hem sözel hem eylemsel olarak aslında bir blöftür. Gördüğümüz gibi yakın akrabalarımızda da blöf davranışı var. Aynı bizim gibi belki çok sinirlenirsek eyleme bile geçebiliyor. Normalde kibirli olan ve insanlara fazla şefkat göstermeyen Louis kendisine dokunulsun istiyordu. Bir kan gölü içinde oturmuş, başını gece kafesinin parmaklarına dayamıştı. Onu usulca okşadığımda derin derin iç geçirdi. Nihayet bağ kurabilmiştik ama bir primatolog olarak kariyerimin en ha hazin anında. Louis'in hayatı tehlikesi olduğu çok açıktı. Halen hareket edebiliyordu ama muazzam miktarda kan kaybetmişti. Bütün vücudunda derin yaralar vardı. El ve ayak parmaklarının bazılarını kaybetmişti. Çok geçmeden daha hayatı uzunlarında kaybetmiş olduğunu gördük. Luitin benden teselli beklediği o anı modern insanlığın bir alegorisi olarak görmüşümdür sonradan. Kendi kanına bulanmış vahşi şempanzeler gibi güvenecek bir dal arıyoruz. Yaralama ve öldürme eğilimimize rağmen her şeyin yoluna gireceğini duymak istiyoruz. Gerçi o sırada sadece Luitin hayatını kurtarmak üzerine odaklanmıştım. Veteriner gelir gelmez Louis'i uyuşturup ameliyata aldık. Ve vücuduna yüzlerce dikiş attık. Louis'in testislerinin kopmuş olduğunda bu umutsuz ameliyat sırasına fark ettik. Testisler skrotal kesenin içinden çıkmıştı. Ama derinin üzerindeki delikler, bakıcıların kafes zeminindeki samanların arasında bulduğu testislerden daha küçük görünüyordu. Sıkılarak çıkarılmış demişti veteriner sakin bir sesle. 1'e karşı 2. Louis narkozdan çıkamadı. Diğer iki erkeğe karşı çıkıp hızla yükselmenin bedelini ağır ödedi. Bu iki maymun kaybettikleri iktidarı geri almak için ona kumpas kurmuşlardı. Bunu öyle irkiltici bir şekilde yapmışlardı ki şempanzelerin siyaseti ne kadar ciddiye aldıkları kafama iyice dank etmişti. Maalesef insanlarda da var arkadaşlar. Bu kumpas da, kumpasları hatırlayın. Herkes birbirine kumpas kuruyor neredeyse. Özellikle liderlere kurulan kumpas çok daha fazla oluyor. E bu kumpasların amacı da aslında karşıdakini iktidardan düşürmek. İkiye bir manevralar şempanze iktidar kavgalarına hem zenginlik hem de tehlike katar. Koalisyonlar anahtar rol oynar. Hiçbir erkek tek başına hüküm süremez. En azından uzun müddet çünkü grup bir bütün olarak herkesten kurtulabilir. Şempanzeler güç birliği etme konusunda o kadar kurnazdır ki bir liderin hem konumunu güçlendirmek hem de toplumun kabulünü kazanmak için müttefiklere ihtiyacı vardır. Tepede kalmak, zorla hakimiyet kurmak, destekçileri mutlu etmek, ve toplu isyanı engellemek arasında denge kurmayı gerektirir. Evet bir liderin arkadaşlar en önemli özellikleri bunlar. Hem kendi konumunu güçlendirecek. Hem de toplumun kabulünü kazanmak için çeşitli müttefiklere ihtiyaç tutacak. Tepede kalmak için zorla hakimiyet kurmaya çalışacak. Destekçilerini mutlu edecek. E, hatırlayın ne demişti bir tane iktidar e, bakanı. Ben... Kur'an'da yer alan akrabalarınıza yardım ediniz dediği için yardım ediyorum demişti. Ve toplu isyanı engellemek arasında bir denge kurmayı gerektirir. Bunu da gezi olaylarında görmüştük yine. Louis ölmeden önce Arnhem kolonisi yeni sivrilmiş genç Nikiye ve bir ayağı çukurda Müsamahakar Yeroyen tarafından ortaklaşa idare ediliyordu. Yetişkinliğe yeni adım atmış 17'sindeki Nikiye keş kaslı bir tipti. Çok kararlıydı ama herkese alt edecek kadar dişli değildi. Artık fiziksel olarak liderlik vazifesini sürdürecek durumda olmayan ama perde arasında ipler elinde tutan Yeroen tarafından destekleniyordu. Yeroen anlaşmazlıkları uzaktan seyreder ancak her şey ayyuka çıktığında devreye girer sükunetle taraflardan birini destekler, böylece herkesi kararlarını dikkate almaya zorlardı. Yaruhen, genç ve daha güçlü erkekler arasındaki rekabeti kurunazca kullanırdı. Bu grubun karmaşık tarihine girmeden Yeroen'in seneler önce iktidarı elinden alan Luit'ten nefret ettiğini söylemekle yetinelim. Luit, 3 sıcak yaz ayı boyunca her gün Kolonide herkese etkileyen gerilimlere sebep olan mücadelede Yeroen'i yenmişti. Ertesi sene Yeroen, Niki'nin Luit'i tahttan devirmesine yardım ederek rövanşı aldı. Ondan sonra Niki'ye alfa erkek, Yeroen de onun sağ kolu oldu. İçtikleri su ayrı gitmiyordu. Luit'in tek başına olduklarında ikisinden de korkusu yoktu. Gece kafeslerindeki teke tek mücadelelerde Louis kolonideki bütün erkeklere baskın çıkıyor, yiyeceklerini alıp onları kovalıyordu. Hiçbiri tek başına ona haddini bildiremiyordu. Bu da Yeroen ile Nike'nin sadece takım olarak hüküm sürdürebildiği anlamına geliyordu. Dört uzun yıl boyunca bunu sürdürdüler. Ama zamanla koalisyonları zayıflamaya başladı. İnsanlar arasında da görüldüğü üzere ayrılığa sebep olan mesele cinsellikti. Kralı kral yapan Yeroen olağanüstü cinsel imtiyazlardan yararlanmıştı. Nikiye başka erkeklerin en çekici dişilerin yanına yaklaşmasına izin vermezken Yeroen için daima ayrıcalık tanıyordu. Evet arkadaşlar bu böyledir. Kral kendine en yakın kişiye cinsel ayrıcalık tanır. Bu e, bakın inceleyin tarih boyunca hep böyle olmuştur. Anlaşmanın bir parçası da buydu. Nikiye iktidarı kapmıştı. Yer cinsellik pastasından bir dilim. Fakat bu mutlu düzenleme ancak Nikiye'nin anlaşma şartlarını değiştirmesiyle son buldu. 4 yıllık hakimiyeti esnasında kendine güveni arttıkça artmıştı. Onu tepeye kimi çıkardığını unutmuş muydu? Genç lider iyice ağırlığını koyup sadece diğer erkeklerin değil, Yeroen'in de cinsel maceralarına karışmaya başlayınca işler çirkinleşti. Hüküm süren koalisyon arasındaki iç çatışma aylar sürdü. Ta ki Yeroen ile Nikiye bir dalaşın sonrasında barışmayana kadar. Nikiye'nin peşinden gelmesine, bağırmasına ve her zamanki gibi kucaklaşmak için yalvarmasına rağmen ihtiyar tilki sonunda hiç arkasına bakmadan yürüyüp gitti. Canına tak etmişti. Louis iktidar boşluğunu bir gecede doldurdu. Hem bedenen hem de ruhen tanıdığım en muhteşem erkek şempanze olan Luit... ...alfa erkeği konumunda hızla gelişti. Diş, dişilerin gözdesiydi. Anlaşmazlıklarda mükemmel hakemlik yapar. Bakın hakemlik önemli. Ee, yine İslam tarihini hatırlayın. Ee, Hz. Muhammed'in hakemlik yaptığını hatırlayın arkadaşlar zulme uğrayanları korurdu. İktidara gelmek için bunu yapmak zorundasın. Ve şempanzelerin insanlarla ortak bir beceresi olan böl ve yönet taktiğini uygulayarak rakipleri arasındaki ittifakları engellemekte çok etkiliydi. Louis başka erkekleri yan yana gördüğünde ya onlara katılır ya da ayırmak için bir hücum gösterisi sergilerdi. Nikia ye ile Yerol ani statü kaybı yüzünden feci sıkıntılı görünüyorlardı cüsseleri bile küçülmüş gibiydi. Ama zaman zaman eski koalisyonlarını tekrar diriltmeye hazır bir görünüm sergiliyorlardı. Bunun gece bölmelerinde Louis'in kaçamayacağı bir yerde meydana gelmesi muhtemelen rastlantı değildi. Yani arkadaşlar suikast düzenlemişler Louis'e. Bakıcıların aydınlığa kavuşturduğu korkunç sahne, Nick ile Yeroven'in anlaşmazlıklarını çözmekle kalmayıp birlikte gayet eş zamanlı bir biçimde hareket ettiklerini gösteriyordu. Kendilerinin de neredeyse hiç yara yoktu. Nikkei'nin vücudunda birkaç yüzeysel tırmık ve ısırık vardı. Ama Yeroyen'de hiç yoktu. Bu da onun Louis'i tuttuğunu, bu arada genç erkeğe yapacağını, yaptığını gösteriyordu. Olup biteni asla tam olarak öğrenemedik. Maalesef kavgayı durdurabilecek hiçbir dişi de mevcut değildi. Denetimden çıkan erkek çekişmelerine toplu halde müdahale ettikleri görülmedik şey değildir. Ancak saldırının yapıldığı gece dişiler aynı bina içinde ayrı kafeslerdeydi. Bütün olanları takip etmiş ama müdahale konusunda çaresiz kalmış olmalılar. Şimdi arkadaşlar insanlarda da kavga esnasında genellikle fark ederseniz dişler ayırmaya çalışıyor ya da e, erkekler genellikle zaten kavga yapıyor. Erkekler ya da bağırarak e, onları birbirinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Şefazelerde de durum aynen böyle. Ya kavgayı ayırmak için direkt müdahale müdahale et, etmeye çalışıyorlar ya da yan taraftan bağırarak aslında durumu e, kurtarmaya çalışıyorlar ve etrafın yardıma gelmesini sağlamaya çalışıyorlar. Luit'in kendi kanının içinde oturduğu o sabah kolonide tekinsiz bir sessizlik vardı. Hayvanat bahçesi tarihinde ilk olarak maymunların hiçbir ka hiçbiri kahvaltılarını yemedi. Louis götürülüp koloninin geri kalanı dışarı otlu ve ağaçlı iki dönümlük adaya bırakıldığında ilk olarak Puist adında bir dişi Niki'ye olağan dışı şiddetli bir saldırıda bulundu. Öyle ısrarlı bir saldırganlığı vardı ki normalde çok ürkütücü olan genç erkek ağaca kaçtı. Puist ne zaman inmeye kalksa bağırıp üzerine saldırarak tek başına onu orada tuttu. Puist, Louis'in dişler arasında bir numaralı müttefikiydi. Gece kaldığı yerden erkeklerin tarafını görebiliyordu ve ölümcül saldırı konusundaki fikrini ifade ettiği açıktı. Böylece birleşme gereğinden fazla havalanan bir hükümdarın kaderine kadar ikiye bir siyasetinin bütün unsurlarını sergilemişti şempanzelerimiz. İktidar Erkek şempanzeyi harekete geçiren başlıca şeydir. Ele geçtiğinde büyük faydalar sağlayan, kaybedildiğinde yoğun bir ıstırap veren daimi bir saplantıdır. Bu saplantıyı arkadaşlar özellikle Türkiye'de çok fazla görüyorsunuz. Siyasi partilerde, derneklerde, bakanlıklarda, müdürlüklerde yani o koltuğa oturan kişi bu saplantı içerisinde asla iktidarını kaybetmemeye çalışıyor. Kürsülerdeki erkekler. Siyasi cinayet bizim türümüzde de az rastlanan bir şey değildir. John Frank Kennedy, Martin Luther King, Salvador Allende, Yitzhak Rabin, Gandhi liste uzar gider. Normalde siyasi açıdan sakin. Hollanda bile birkaç yıl önce adaylardan Pim Fortuna düzenlenen suikaste sarsılmıştı. Daha eski tarihlerde ülkem en tüyler ürpertici siyasi cinayetlerden birine şahit oldu. Johan David karşıtları tarafından tahrik edilen bir grup, başbakan ve kardeşi Cornelius'u ele geçirdiler. Kılıç ve tüfeklerle öldürdüler. Cesetlerini ayaklarından astılar ve mezbahadaki domuzlar gibi böğürlerini deştiler. Aslında aşağılama amacı taşıyor tabii ki bu. Kalpleriyle iç organları alınıp ateşte kızartıldı ve coşkun kalabalık tarafından yendi. Arkadaşlar hırsa bakar mısınız? 1672'de meydana gelen bu Tüyler Ürpertici Hadise, ülkenin savaşlardan arka arkaya yenik çıktığı bir dönemde oluşan derin hüsrandan kaynaklanmıştı. Cinayetin anısı şiirler ve resimlerde canlı tutulmuştur. Lahey Tarih Müzesi, kurbanlardan birinin ayak parmağı ve kopartılmış dilini halen sergiler. İster insan, ister hayvan için olsun, ölüm zirveye ulaşma çabasında ödenecek nihai bedeldir. Tanzanya'daki Gombe Ulusal Parkı'nda Goblin adında bir şempanze var. Senelerce grupta kabadayılık yaptıktan sonra bir grup öfkeli şempanzenin saldırısına uğramış. Önce 4 genç erkekten aldığı destekle ona meydan okuyan rakibine yenilmiş, Arazide çokça rastlandığı gibi sık çalılar arasında meydana geldiğinden dövüş gözlemlenememiş. Ama Goblin bağırarak dışarı fırlamış. Bileğinde, ellerinde, ayaklarında ve en kötüsü erbezlerinde yaralarla kaçmış. Yani yaraları Luit'inkilere çok benziyormuş. Goblin'in erbezleri enfeksiyon kapmış, şişmiş, ateşi çıkmış, neredeyse ölecekmiş. Günler sonra ağır ağır hareket ediyor, sık sık dinleniyor ve çok az yiyormuş. Ama bir veteriner onu okla uyuşturmuş ve antibiyotik vermiş. Kendi topluluğundan uzakta geçirdiği nekahet döneminden sonra yeni alfa erkeğini sindirme yönelik saldırılar düzenleyerek geri dönmeye çalışmış. Yaptığı hesap hatasına ağır ödemiş. Çünkü gruptaki diğer erkekler Galyan'a gelip onu kovalamışlar. Yine ciddi yaralar almış ve veteriner tarafından kurtarılmış. Neticede topluluğa yeniden kabul edilmiş ama çok aşağı bir mevkide. Zirvedekileri bekleyen kader de iktidar yolunun bir parçası. Yaralanma ve ölme riski bir yana. İktidar konumunda olmak gerilimli bir şey. Kandaki stres hormonlarından kortizolu ölçmek suretiyle de gösterilebilir bu. Yani i̇ktidardaki kişi arkadaşlar çok gerilimli olur. Sürekli hata yapma riskiyle karşı karşıyadır. Çünkü e, her an iktidardan düşürülme korkusunu yaşar. Vahşi hayvanlar üzerinde uygulamak çok kolay değil ama Robert Sapolsky yıllardır Afrika düzlüklerinde erkek babunları okla uyuşturuyor. Bu fazlasıyla rekabetçi primatlar arasındaki kortizol seviyesi bir bireyin toplumsal gerginliklerle başa çıkmakta ne kadar başarılı olduğuna bağlı. İnsanlardaki gibi babunlar da, da karakterle ilgili bir şey. Bazı baskın erkeklerde yüksek stres seviyesine rastlanma sebebi başka bir erkeğin ciddi meydan okumasıyla endişe gerektirmeyen nötr davranış arasındaki farkı anlamıyor oluşları. İşkilli ve paranoyaklar. Ne de olsa yanlarından geçen bir rakipleri sorun çıkartmak değil, sadece A noktasından B noktasına gitmek istiyor olabilir. Hiyerarşi değişken olduğunda yanlış anlamalar birikip zirveye yakın erkeklerin sinirlerini alt üst ediyor. Stres bağışıklık sistemine zarar verdiğinden yüksek seviyedeki primatlarda büyük şir şirket yöneticilerinde de sık sık rastlanan ülser ve kalp krizi gibi rahatsızlıklar hiç nadir değil. Yüksek mevkiinin üstünlükleri çok fazla olmalı. Yoksa evrim asla böyle delice hırslara izin vermezdi. Kurbağadan fareye, tavuktan file bütün hayvanlar aleminde var bu hırs. Yüksek mevki genelde dişiler için yiyecek, erkekler için eş demek. Yani bunu insanlarda da görüyoruz. Dişler genellikle arkadaşlar kendini koruma altına alma, yiyecek amacıyla bazı davranışlarda bulunurken erkeklerin çoğu davranışın ise cinsel eğilim taşıdığı apaçık ortada. Yani bu insanlar içerisinde geçerli. Genelde diyorum çünkü erkeklerin yiyecek dişilerin eş için rekabet ettiği de vaki. Gerçi ikincisi çoğunlukla bizim gibi erkeklerin çocuk büyütmeye yardımcı olduğu türler için geçerli yani çocuk bakıma muhtaçsa. Bütün evrim gelip üremedeki başarıya dayanır. Bu da erkeklerle dişilerin farklı öncelikleri olmasını açıklar. Bir erkek rakiplerini uzak tutup olabildiğince çok dişiyle çiftleşerek yayar dölünü. Yani erkeğin amacı elinden geldiğince fazla dişiyle çiftleşmeye çalışmaktır. Bir dişi için çok manasız bir stratejidir bu. Çok sayıda erkekle çiftleşmenin ona bir faydası faydası yoktur. Dişi arkadaşlar burada nasıl davranıyor? Çok merak edebilirsiniz. Dişi ise en iyi erkeği seçer ve genellikle tek bir erkekle çiftleşmeye yönelik arzu duyar. Ama erkeklerde gördüğünüz gibi durum çok farklı. Bunun da evrimsel bir sebebi var. Zaten yazarımız gerçekten çok iyi açıklamış. Eğer bununla ilgili daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız arkadaşlar, yine Jared Diamond'un 3. Şempanze kitabını kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Dişi niceliği değil, niteliği hedefler. Sayı önemli değildir yani. Kişi önemlidir. Çoğu dişi hayvan eşiyle yaşamaz. Bu yüzden de tek yapmaları gereken en güçlü, en sağlıklı, en rengarenk ve en hızlı cinsel partneri bulmaktır. Bu şekilde yavruları iyi genlerle donanmış olur. Ama erkeklerin çekip gitmediği türlerin dişleri farklı bir konumdadır. Nazik, koruyucu ve iyi yiyecek bulan erkekleri tercih ederler. E, bunu yine insanlarla da açıklayabiliriz. Örneğin evlenmeye meyilli olmayan bir dişi genellikle en yakışıklı, en güçlü, işte boy uzunluğu fazla olan erkeklere hedeflerken ama evlenmeye yönelik arkadaşlar davranışa gelince dişi daha çok iyi niyetli, işte nazik, onu seven, koruyan erkekleri tercih eder. Bakın insanı ne kadar iyi açıklayan cümleler bunlar. Sadece dişleri değil, erkekler içerisinde, erkekler içinde e, evrimsel biyoloji Nasıl bir yol tutturmuş bu memelilerin çoğunda görülen bir davranış. Üreme de dişilerin ne yediğinin de büyük önemi vardır. Özellikle hamileyseler ya da emziriyorlarsa almaları gereken kalori 5 misli artar. Baskın dişiler en iyi yiyeceklere el koydukları için en sağlıklı yavruları onlar yetiştirir. Resus makakları ya da diğer ismiyle Hint çebekleri gibi bazı tü türlerde hiyerarşi öyle katıdır ki baskın bir dişi kendisinden aşağı olanı şişmiş yanaklarıyla yanından geçerken durdurabilir. Yanaklardaki keseler maymunların yiyecekleri güvenli bir yere taşımasını sağlar. Baskın dişi aşağı konumdakinin başını tutar, ağzını açar. Adeta ceplerini karıştırır. Bu müdahalesiyle direnişle karşılaşmaz. Çünkü aşağı konumdaki direnecek olursa ısırılacaktır. Bu Riesus arkadaşlar makakları bizim kadımızda bulunan ERAŞ faktöründe ismini aldığı makaklardır. Bu da size bir ek bilgimiz olsun. Zirvede olmanın faydaları hükmetme güdüsünü açıklar mı? Bir erkek babunun aşırı büyük köpek dişlerine ya da bir erkek gorilin cüssesine ve kaslarına baktığımızda doğal seçilimin yegane geçer akçesini kazanmak, üreyebilmek için rakiplerini yenmek üzere evrimleşmiş, Dövüş makineleri görürüz. İşte arkadaşlar hani bazen erkekler diyor ya biz daha güçlüyüz falan. Bunun demelerinin sebebi aslında kaslardan kaynaklanıyor. Peki erkeklerin kasları neden daha fazladır, daha büyüktür genelde? Bunda bir temel bir sebebi var dövüşmek. Çünkü kendini dişiye beğendirebilmek için aslında bir savaştır bu. E, gözle görülmeyen bazen ama e, hissedilebilen bir savaş. Dişi tabii ki en güçlü, en iyi erkeği seçmeye meyillidir. Bu yüzden de erkeklerde kas gücü dişilere göre biraz daha fazlalaşmıştır. E, memeliler için yine konuşuyoruz ve insanlar için özellikle. İnsanlarda kadınlar genellikle çocuğa baktığı için fazla avlanma yapmazken genellikle avlanmayı erkekler yapmaktadır. Bu da yine kas gelişiminin erkeklerde biraz daha fazla olmasını fiziksel olarak açıklamasıdır. Bakın fizyoloji burada genlerin nasıl seçildiğine bağlı olarak nasıl değişiyor görebiliyorsunuz. Erkekler için ya hep ya hiçtir bu oyun. Kimin tohumlarını bol bol ve çok uzaklara saçacağını, kimin hiç tohum saçamayacağını Mevki belirler bakın çok net mevki yani güç burada e, hayvanlar için değil ama insanlar için özellikle para gücü veya bulunduğu statü konumu e, kadınlar tarafından seçilmesini arttıracaktır arkadaşlar. Bunun sonucunda erkekler dövüşecek bazen bu akıllı olur bazen fiziki olur. Rakiplerinin zayıf noktalarını tespit edecek ve tehlikeye gözü kapalı atlayacak yapıdadırlar. Erkekler kavga etmeye daha meyillidir. Risk almak da zayıflıkları saklamak gibi bir erkek özelliğidir. Evet erkekler kendi zayıflıklarını saklarlar. Örneğin şöyle sözler var değil mi toplumumuzda? Erkek adamsın. Erkek adam ağlar mı ya? Halbuki duygu tabii ki hem erkek hem dişli olan bir şey. Ama erkek kendi zayıflıklarını hem toplum içerisinde hem de kendi genlerinden gelen sebeplerle dolayı gen ve çevre etkileşimi diyebiliriz. Saklamaya daha meyillidir. Diyelim ki bir hastalığı olsun, bir sakatlı olsun bunu pek karşı tarafa söylemezler. Erkek primat dünyasında zayıf görünmek istemezsiniz. Modern toplumda da erkeklerin kadınlara nazaran daha az doktora gitmesine ve onları destekleyen koca bir grup karşısında bile duygularını açığa vurmakta zorlanmasına şaşmamalı. Erkeklerin duygularını gizleyecek şekilde sosyalleştiği gibi genel bir kanı vardır. Ama bu tutumun onları her an alaşağı etmek için fırsat kollayan başka bireylerle çevrili olmaktan kaynaklanması daha muhtemel görünüyor. Atalarımız başkalarındaki en ufak bir tökezlemenin ya da sıhhat kaybının farkına varıyorlardı mutlaka. Yüksek mevkideki bir erkeğin kusurlarını kamufle etmesi çıkarınaydı. Bu eğilim zamanla kökleşmiş olabilir. Bunu yine şöyle bir örnekle pekiştirebiliriz. Örneğin 80-82 yaşında siyasi bir lideri düşünün. Kendisini her zaman böyle güçlü olarak göstermek ister. Çok hasta bile olsa o hastalığını topluma duyurmaz veya toplumdan kaçırmaya çalışır. Atatürk'ün örneği sarı zeybek sarı zeybek oynadığı o anı hatırlayın Bursa'da. 8 aylık bir ömrü kalmasına rağmen önce vals yapıp sonra sarı zeybek oynamıştı. Bu bir ayrıca güç gösterisiydi. Ben hala ölmedim gösterisiydi arkadaşlar. Böyle düşünebilirsiniz. Yüksek mevkideki erkekler kusurlarını kamufle ederler. Şempazeler arasında yaralı bir liderin hücum gösterilerine ayırdığı enerjiyi ikiye katlaması görülmedik bir şey değildir. Böylece mükemmel vaziyette olduğu yanılsaması yaratır. E zaten adrenalin de arkadaşlar gücümüzü bayağı bir arttırıyor. Adrenalin hormonu dediğimiz böbrek üstü bezlerden salgılanan hormon. Erkeklerin doğurgan dişilere elde etmesini sağlayan genetik özellikler babadan yavruya aktarılır. Hayvanlar nasıl daha fazla üreyeceklerini düşünmezler ama genlerini en fazla yayacak şekilde davranırlar. İnsan erkeği de aynı eğilimi miras almıştır. İktidarla cinsellik arasındaki bağlantıyı hatırlatan çok şey vardır. Bazen Monica Lewinsky skandalında olduğu gibi bu bağlantı büyük bir farfara ve iki yüzlükle teşhir edilir. Ama çoğu kimse liderlerin cinsel cazibesi konusunda gerçekçidir. Ve hovardalıklarını görmezden gelir. Hadi bakalım tekrar dine dönelim. Bu böyle mi değil mi arkadaşlar? İslamiyet'te de bu böyle görülmüyor mu? Yani yapılan bütün hovardalıkların hepsi hemen su altına sürülüyor. Şu an günümüzdekinde de daha İslamiyet'in ilk ortaya çıktığı andakinde bile böyle. Hepsini kapatıyorlar değil mi? İşte mesela Küçük yaşlarda kızla evlenilmesi, çocuk tacizleri, tecavüzleri bunlar hepsi kapatılarak görmezden gelinir. Ve dikkat edin hepsi erkek tarafından yapılan davranışlar neredeyse. Bu sadece erkek liderler için geçerlidir. Erkekler, buraya lütfen e, kadın arkadaşlarımız dikkatli dinlesin. Genelde güçlü eşlerden hoşlanmadıkları için, bakın... Kendisinden daha yüksek bir kadını erkek kabullenmesi çok zordur. Maalesef gerçek böyle. Yüksek mevki cinsel alanda kadınların yararına değildir. Zaten kadınlar da genellikle bu yüzden erkekten çok çok zeki bile olsa bazen erkekten aşağı konumdaymış gibi kendini gösterebiliyor. Buna da çok şahit oldum yani şahsen. Aslında çok zeki mesela böyle derslere girdiğimizde de görüyoruz. Çok zeki ama kendini ön plana çıkarmıyor mesela kişi. Çünkü erkek onu ezebiliyor bu konumdayken. Ünlü bir Fransız kadın siyasetçi bir keresinde iktidarı pastaya benzetmişti. Sevdiğini ama kendisi için iyi olmadığını bildiğini söylemişti. Şimdi arkadaşlar Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma planı çerçevesinde yapmış olduğu bu 5. 4. veya 5. maddelerden biri de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi. İşte bunun için uğraşıyorlar ama gördüğünüz gibi işin bir de evrimsel boyutu var. Yani bunu sağlamak o kadar basit olmayacak. Ben de... Birçok kadın derneklerine de üyeyim. Birçok vakıf ve sendikalarda başkan, başkan yardımcılığı sayı, sayman. Yani birçok görevde bulundum aslında. Ama bu o kadar kolay değil. Bunun bazı evrimsel sebepleri de var gördüğünüz gibi. Cinsiyetler arasındaki bu fark erken yaşta meydana çıkar. Kanada'da yapılan bir araştırma da 9-10 yaşındaki oğlan ve kız çocukları. Rekabeti ölçün, ölçen oyunlar oynamaya davet edildi. Kızlar kazanmanın tek yolu bu olmadığı müddetçe birbirlerinin oyuncaklarını almaya isteksizdi. Erkekler ise oyunun sonucunu nasıl etkilerse etkilesin oyuncakları birbirlerinden kapıyorlardı. Kızlar sadece gerekliyse rekabet ediyordu. Oğlanlar ise sırf rekabet olsun diye. Herhalde futbol oyununun neden erkekler tarafından bu kadar çok oynanıldığının temel kanıtlarından biri de bu. Benzer şekilde erkekler ilk karşılaştıklarında birbirlerinin üzerinde tartışacak bir şey ne olursa bularak yoklarlar. Genelde umurlarında bile olmayan bir konu yüzünden küplere binerler. Tehditkar duruşlar alırlar. Bacaklara açık, göğüs ileri çıkık. Geniş el hareketleri yapar, yüksek sesle konuşur üzeri örtülü hakaretler savurur. Hassas espriler yaparlar. Birbirleri karşısında nerede durduklarını bilmek için can atarlar. Başkalarını kendileri lehine netice elde etmeklerini sağlayacak kadar etkilemek isterler. Dünyanın farklı köşelerinden egoların akademik bir toplantının ilk gününde birbirleriyle karşılaştığı bir seminer salonunda beklenebilecek bir hadisedir bu yahut bir barda. Kenara çekilmeyi tercih eden kadınların aksine erkekler bu entelektüel itiş kakışa öyle bir kendini kaptırır ki bazen kıpkırmızı veya bembeyaz kesilirler. Şempanzelerin hücum gösteri gösterileriyle tüyleri dimdik, kılları desek daha doğru olur tabi, yüksek ses çıkaran her şeye vurarak, yollarına çıkan küçük ağaçları sökerek bir yönetme davranışı Freudian olarak, Yaptıkları şeyi insan erkeği daha uygar bir şekilde başkasının savlarını lime lime ederek ya da daha ilkel bir biçimde ağızlarını açmalarına izin vermeyerek yapar. Hiyerarşinin netleşmesi birinci önceliktir. Aynı adamlar arasındaki bir sonraki karşılaşma daima daha sakin geçer. Bu da bir şeylerin yerine oturduğunu gösterir. Ama bunun ne olduğunu söylemek zordur. Erkekler için iktidar en büyük afrodizyaktır. Hem de bağımlılık yapar. Bırakmak istemez. Dikeyle ile Yeroen'in iktidar kaybına verdikleri vahşi tepki hüsran saldırganlık savına harfiyen uyuyor. Hınç ne kadar büyükse öfke de o kadar büyük olur. Bakın ne hale getirmişler Luit'i. Hatırlayın daha önce okumuştuk buradayken bu bölümde. Erkekler iktidarlarını kıskançlıkla korur. Ve birisi meydan okumaya kalktı mı bütün iktidallerini kaybederler. Yerohan için bu ilk de değildi. Luit'e yapılan saldırının bu kadar şiddetli olmasının sebebi ikinci kez zirveye çıkması da olabilir. Şimdi ben bu aynı davranışı e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da da görüyorum. Örneğin Yeni Refah Partisi'nin güçlenmesi e, iktidarını kaybedeceği korkusundan dolayı aslında cümlelerini ne kadar sertleştirdiğine bir dikkat etmenizi istiyorum. Cümleler sertleşti, hakaretler arttı. Ee, yani bu iş zaten maalesef erkekler özellikle açısından bakıldığında böyledir. Luit'in Yeroen'in hükmünü sona erdiren ilk galibiyetinde eski liderin tepkisi beni çok şaşırtmıştı. Normalde ağırbaşlı bir karakter olan Yeroen tanınmaz hale gelmişti. Bir çatışmanın ortasında çürümüş elma gibi ağaçtan düşer, yerde kıvranır, acı acı bağırır, grubun geri kalan tarafından teskin edilmeyi beklerdi. Annesinin meme vermediği bir bebek maymun gibi davranırdı. Öfke nöbetleri sırasında gözünün ucuyla annesini kollayan, onda yumuşama emareleri görmeye çalışan bebekler gibi. Ona kimin yaklaştığının daima farkında olurdu. Etrafındaki grup yeterince büyük ve güçlüyse özellikle de içinde alfa dişisi varsa cesaretini anında toplardı. Arkasında destekçileri rakibinin yeniden karşısına dikilirdi. Belli ki Yeroe'nin öfke nöbetleri ustalıklı yönlendirmenin bir diğer örneğiydi. Ama bana en ilginç gelen tüm bunların bebeklere hasbalıkla paralellik göstermesidir ki iktidara sarılmak ve güçten kesilmek gibi ifadeler bu durumu gayet güzel açığa vurur. Bir erkeği kürsüsünden düşürmek, bir bebeğin elinden en sevdiği eşyasını almaya benzer. Yeruhen sonunda zirvedeki yerini kaybettiğinde dövüşlerden sonra oturup boş boş uzaklara bakardı. Etrafındaki sosyal faaliyetlerin farkında bile değildi ve haftalarca yemek yemeyi reddetmişti. Hastalandı sanmıştık ama veteriner hiçbir sorun göremedi. Yeroen o eski etkileyici kabadayının hayaleti gibiydi. Bu yenik içe kapanmış Yeroen imgesini hiç unutmadım. İktidarı kaybettiğinde içinde bir şeyler sönmüştü sanki. Böyle çarpıcı bir dönüşme bir kez daha şahit oldum. Ama bu sefer kendi türümde. Yaşlı bir profesör, olağanüstü itibar ve ego sahibi bir meslektaşın filizlenmekte olan bir kumpasının farkına varamamıştı. Bazı genç fakülte üyeleri siyasi açıdan hassas bir konuda onunla farklı görüşteydi ve ona karşı oy kullanılması için başarılı bir kampanya yürütmüşlerdi. O zamana kadar hiç kimsenin ona kafa tutacak cesareti bulduğunu sanmıyorum. Alternatif teklife destek verme işini organize edenler arasında kendi adamlarından birisi de vardı. Sen de mi Brutus? Aslında vakasıyla görüyoruz. Onun için tam bir sürpriz olan kritik oylamanın ardından profesörün beti benzi atmıştı. Sanki 10 yaş yaşlanmıştı. Kolumunu kaybeden Yeroen gibi içi boşalmış, hayaletimsi bir görünüm almıştı. Profesör için tartışılan meseleden çok daha önemli bir şey vardı. Bölümü kimin yönettiği. Toplantıyı takip eden hafta ve aylar boyunca koridorlarda yürürken hali tavrı tümüyle değişmişti. Beden dili burası benden sorulur değil beni rahat bırakın diyordu. Bob Woodward ve Carl Bernstein'ın The Final Days Son Günler isimli kitabı İstifa edeceği kesinleştikten sonra Başkan Richard Nixon'ın nasıl çöktüğünü anlatır. Hıçkırıklar arasında sızlanıyordu Nixon. Basit bir hırsızlık. Nasıl yapmıştı bütün bunları? Sonunda dizlerinin üzerine çöktü. Eğilip yumruğunu halıya vurdu. Ve ben ne yaptım? Ne oldu böyle diye bağırdı. Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın Tahttan indirilen lideri bir çocuk gibi teskin ettiği söyleniyor. Nixon'a sarılmış ve sakinleşine kadar başardığı işleri tekrar tekrar sıralamış. Evet arkadaşlar, burada kalabiliriz. Herhalde Makyavelist yanımızı çok daha iyi gösteren bu örnekleri bir daha tekrar tekrar dinlersiniz. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağlıkla, bilimle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.